Değerli arkadaşlar, hepinize Ankara'dan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Pandemi sürecinde ya da COVID-19 dediğimiz virüsün yarattığı salgın hastalık sırasında örgütlerimizde, belediye başkanlarımızda son derece başarılı ve güzel bir çalışma sergilediler. Gerek il başkanlarımız, gerek milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz gerçekten güzel bir sınav verdiler. Türkiye'de yaşanan sorunları olabildiğince sağlıklı bir şekilde kavramaya ve o sorunlara çözüm üretmeye de özel bir önem verdik. Yaptığımız basın toplantılarının tamamında iktidara, yani hükümete özel bir eleştiri getirmeden sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Bir kısmına uydular, bir kısmına uymadılar. Ama şu gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu tür olaylarla karşılaşıldığında çok daha sağlıklı, çok daha köklü, kalıcı önlemleri alacak olan partinin CHP olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda ben il başkanlarımızı da bu vesileyle yürekten kutluyorum. Kendi bölgelerindeki sorunlara eğilmeleri, sorunları yeri geldiğinde belediye başkanlarına, belediye başkanları yoksa Ankara'ya, milletvekillerine duyurma, dolayısıyla da ortak sorunlara eğilme ve çözüm üretme konusunda hepimiz elimizden geleni yaptık. 19 ile bu yaşanan, tarımda yaşanan ciddi bir sorun vardı. Afet olarak da adlandırılıyor bazı bölgelerde. Sıcaklığın çok yükselmesi ve arkadan soğuk havanın gelmesi ürüne büyük ölçüde zarar vermişti. 19 ile milletvekili arkadaşlarımız önümüzdeki hafta mı gidiyorlar? Önümüzdeki hafta gidecekler. Adana'dan başlıyor Tunceli'ye kadar 19 il. Diyarbakır var, Düzce var, Elazığ var, Hatay var, Kars var, Kastamonu var, Mersin var. Bütün bunlara 19 ile gidecekler. Tabii doğal olarak il başkanlarımızla da buluşacaklar. Siz milletvekili arkadaşlarımızı hasarın en yoğun olduğu yerlere tarımla, yani çiftçilerle buluşturmaya çalışın. Oradan gelen raporlar çerçevesinde de biz Ankara'da genel bir politika oluşturmaya özen göstereceğiz. Değerli arkadaşlarım, yine kısaca şunu ifade edeyim. Belediye meclisi toplantılarında çoğunluğumuzun olduğu yerlerde büyük ölçüde belediye başkanlarımız inisiyatiflerini kullanarak sorunlara hakim oluyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Belediye başkanlarımızın ya da belediye meclisinin çoğunluk olmadığı yerlerde ise sorunla karşılaşıyorlar. Ama hiçbir belediye başkanımız efendim ben sorunla karşılaşıyorum, elim kolum bağlandı, bir şey yapamıyorum demiyor. Demeyecek de sizler il başkanı olarak her koşulda belediye başkanlarımıza destek olacaksınız. Onların önüne çıkan engeller varsa o engelleri aşmaya çalışacaksınız. Onlara destek vereceksiniz. Artı siyaseten eğer belediye başkanımız eleştiriyorsa o eleştirilere öncelikle cevabı siz vereceksiniz il başkanı olarak. Cevabı siz vereceksiniz. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın görev yapmaması ya da çalışmaması için iktidar kanadı elinden gelen her türlü engeli gösteriyor. Ama ne hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, bizim görevimizde bütün bu engelleri aşmak, belde halkına hak ettiği hizmeti vermektir. Böylece CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarının kalıcı olması için belediye başkanlarının önüne çıkan engelleri boşa çıkarmak belediye başkanının da görevi, belediye meclis üyelerinin de görevi, milletvekillerinin de görevi, BK üyelerinin, parti meclisinin ve genel başkan olarak da hepimizin ortak görevidir. Bu ortak görevden hareket etmeliyiz ve bu ortak görevi mutlaka büyütmeliyiz. Dayanışma içinde büyütmeliyiz. Bir başka önemli konu değerli arkadaşlar, kısır tartışmalardan örgütün büyük bir dikkatle kaçınması lazım. Kısır tartışma. Ali şunu söyledi, o bunu söyledi, AK Parti şunu yaptı, şunu yaptı. Bunlardan tamamen soyutlayacağız kendimizi. Önemli bir konu olmadığı sürece bu kısır tartışmalara girmeyeceğiz. Tam aksine var olan sorunların nasıl çözüleceğini, nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağız halka. Yani iktidar olmak istiyorsak halka umut vermeliyiz. Evet, bunlar iktidara gelince sorununu çözerler. Şimdi halk belediyeler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin kalıcı bütün sorunlarını çözebileceğini görmeye başladı.
Dolayısıyla bizim il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın sorunlara kilitlenme ve sorunları çözme gibi bir görevi var. Bu görevi halk yakında bize verecek. İlk seçimlerde bu görevi bize verecek. Millet İttifakı ile beraber, Millet İttifakı ile beraber Türkiye'nin demokratikleşmesi, var olan sorunların çözülmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bu konuda kendinize güvenmeniz lazım. Evet, biz Antalya mı? Antalya'nın sorununu çözeriz. Hakkari mi? Hakkari'nin sorununu çözeriz. Rize mi? Rize'nin sorununu çözeriz. Bakın, Rize'de çay toplandı değil mi? Çok toplanmaya başlandı. Oraya ilk milletvekili ekibini gönderen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çay üreticisinin sorununu çözmeye çalışan yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 19 ile ayrıca gönderiyoruz. Çiftçilerin sorunları var ve o sorunların aşılması lazım. Artı bulunduğunuz bölgede, ilde esnaf zor durumda. Esnaf zor durumda gerçekten. Dükkanı kapandı esnafın. İş yerinde çalışanlara izin verildi. Bunlar da gittiler. Dolayısıyla bir gelirsizlik gerçeğiyle karşı karşıya Türkiye. Gelirsizlik gerçeği. Bu gerçeğin doğurduğu temel sorunlar var. O sorunları nasıl çözeceğiz? Biz çözeceğiz. Bizim belediye başkanlarımız çözmeye başladılar. Ama Türkiye genelinde önümüzdeki süreçte ilk seçimlerde çok daha kalıcı, çok daha tutarlı politikalarla biz çözeceğiz. Kısır tartışmalara girmeyin derken inanç işlerine, inanç işi, diyanet işleri, müftülük, efendim kilise, cemevi, bu tartışmaların hiçbirisine girmeyeceğiz. Bu tartışmaların tamamen dışında kalacağız. Neden? Herkesin inancına saygılıyız da ondan. Herkesin inancına saygılıysak bu tartışmalar sadece iktidarın tetiklediği ve bizim de eğer tartışmalara taraf olursak bizim de maşa olduğumuz bir konum ortaya çıkar. Bu tartışmalara girmeyeceğiz. İki, asker, efendim genelkurmay şunu yaptı, şunu yaptı, asker bunu yaptı, buraya da girmeyeceğiz. Camiye, kışlaya dedik siyaset girmeyecek. Yargıya siyaset girmeyecek dedik. Ta en başından beri söylediğimiz budur. Dolayısıyla bizim tartışmaya gireceğimiz alan nedir? Esnafın sorunu var mı? Tartışacağız. Çiftçinin sorunu var mı? Tartışacağız. KOBİ'nin sorunu var mı? Tartışacağız. Çevrede sorun var mı? Tartışacağız. Yani doğrudan vatandaşı ilgilendiren, doğrudan halkı ilgilendiren ve bir sorunla karşı karşıya kalan ve bizden çözüm bekleyen vatandaşın sorununa kilitleneceğiz ve ona çözüm üreteceğiz. Bu bizim için çok değerli. Ayrıca şu da çok önemli. Negatif dil kullanmamaya bütün il başkanlarımızın özen göstermesi lazım. Negatif dil. Mahvolduk, perişan olduk, memleket elden gidiyor. Hayır, negatif dil kullanmayacağız. Kullanacağımız dil şu. Türkiye bölgenin en güçlü devleti midir? Evet, en güçlü devletidir. Türkiye bütün bu sorunları aşmak kapasitesine sahip midir? Evet, sahiptir. Tarih bunu göstermiş midir? Evet, tarihin, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında en zor dönemlerde dahi Türkiye bütün sorunlarını aşmak kapasitesine sahiptir. Sorun nedir peki? Sorun, Türkiye iyi yönetilmiyor. İyi yönetilirse bunların tamamı aşılır. Biz ne yapıyoruz? Türkiye'yi iyi yöneteceğiz. Her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Her kuruşun hesabını. Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda yoksulluk diye bir kavram olmayacak. Bunları söyleyeceğiz. Yani vatandaşa umut vereceğiz. Ha, örnek mi istiyorsunuz? Belediyeleri örnek gösterebilirsiniz. Çünkü bütün belediye başkanlarına şunu söyledim. Bulunduğunuz beldede bir tek çocuk dahi yatağa aç girmeyecek. Bir tek çocuk dahi. Her çocuğun karnı doyacak. Her çocuk huzur içinde akşam evde yatağına girecek. Dolayısıyla bu çerçevede halka umut veren bir dili kullanacağız. Negatif bir dil kullanmayalım. Mahvolduk, öldük, eyvah işte falan filan, yok böyle bir şey. Tam tersine biz güçlüyüz. İmkanımız var. Evet, Türkiye'nin imkanları var. Evet, gerçekten de var Türkiye'nin imkanları. Türkiye güçlü. Evet, gerçekten de güçlü. Şunu söyleyin.
Bizim en büyük gücümüz nedir biliyor musunuz? İnsan gücümüz, genç insan. Nüfusun yarısından fazlası genç. Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Ama şimdi işsiz. Biz bunların tamamına istihdam alanı yaratacağız. Tamamı çalışacak, tamamı üretecek. Türkiye'yi bölgenin üretim üssü haline getireceğiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Türkiye'yi bölgenin üretim üssü haline getireceğiz. Bizim Merkez Türkiye projesini asla unutmayın. O proje çok önemlidir. 2035 yılına kadar kişi başına gelirin $20,000 olmasını hedeflemiştir. Merkez Türkiye projesinin bulunduğu alanda da kişi başına gelirin $25,000 olması hedeflenmiştir. Ve onun üzerinde uzun uzun sosyoloğu da çalışmıştır, iktisatçısı da, ekonometri uzmanı da, her alandaki insanlar oturup çalıştılar. Tarımcısı da çalıştı ve dolayısıyla biz Türkiye'yi bölgenin her alanda önemli bir üretim üssü haline getireceğiz. Bunu da her gittiğiniz yerde rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerlidir. Her kesime ulaşmayı hedefleyen tek partiyiz. Bakın bir dönem Türkiye'de yüz binlerce taşeron işçisi vardı ama hiçbir siyasi parti görmezdi bunları. Hiçbir siyasi parti. Tek parti biziz, gören, örgütleyen. Erzurum'dan başlayıp İstanbul'a kadar önce dernek kurduran, ondan sonra bu derneklerle toplantı yapan, haklarını savunan, sonunda da haklarını teslim eden tek partiyiz. Şimdi belediye başkanlarımıza söyledim. İkinci bir grup daha var. Kim onlar? Apartman görevlileri. 1 milyonun üstünde apartman görevlisi var. 1 milyonun üstünde. Yerleri belli, yurtları belli, kaldıkları yerler de belli. Buralara ulaşılacak. Apartman görevlilerinin hakkı nedir, hukuku nedir? Belediye başkanı arkadaşlara şunu söyledim. Apartman görevlilerine mahalle mahalle belli dönemlerde bir pazar günü sabah kahvaltısı vereceksiniz. Yeri geldiğinde ne diyorlar? CHP sağa kaydı. Nasıl sağa kayıyor? Eğer siz kapıcının hakkını savunuyorsanız, apartman görevlisinin hakkını savunuyorsanız, taşeron işçisinin hakkını savunuyorsanız, o zaman halkın partisi oluyorsunuz demektir. Ezilenlerin partisi oluyorsunuz demektir. Ezilenlerin hakkına, hukukuna sahip çıkıyorsunuz demektir. Tank paleti, her yerde söyleyeceksin, tank palet. Milli bir fabrikayı, Avrupa'nın en büyük tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektiler. Erdoğan akrabalarını Ethem Sancak'a peşkeş çektiler. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenin milliyetçiliğinden kuşku duyuyoruz zaten. Eğer milliyetçisen kardeşim, kendi ordunun fabrikasına sahip çıkacak. Bunu söyleyebilirsiniz her yerde. Süleyman Şah Türbesi. Bunu her yerde söyleyebilirsiniz. Kendi döneminde, iktidarında, Cumhuriyet'ten bu yana bakın. Cumhuriyet'ten bu yana ilk kez toprak kaybımız vardır. Kendi bayrağımızı, kendi toprağımızdan indirdik. Askerimizin sırtına da verdik Süleyman Şah'ın kemiklerini ve oradan kaçtık. Her il başkanının, ilçe başkanının ve milletvekilinin belediye başkanlarına sahip çıkması lazım. Müfettiş ordusu gönderiyorlar. Çıkıp il başkanı olarak toplantı yapacaksınız. Bizim belediye başkanına İçişleri Bakanlığı bir müfettiş ordusu göndermiş. Göndermezse namerttir diyeceksiniz. Göndermezse namettir. Biz her kuruşun hesabını veririz. Ama merak ediyoruz diyeceksiniz. Userik Belediyesi'nde iki bakanın huzurunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin huzurunda, valinin huzurunda 500 bin liralık rüşvetten söz edildi. Bunu söyleyen AK Parti Belediye Başkanı. Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Niye kimse konuşmuyor? Bunu anlatacaksınız.
Antalya'da Kumluca Belediye Başkanı ile ilgili bizim eski bir milletvekili, partiden attığımız eski bir milletvekilinin başlattığı bir şey var, kampanya var. Yalova Belediye Başkanı ile ilgili de aynı şekilde. Yalova Belediye Başkanı'nın hiçbir günahı yok. Bütün incelemeler yapılsın. Eyvallah, biz hiç inceleme yapmayın demiyoruz. Denetim yapmayın demiyoruz. Yapacaksınız. Ama adil, adaletli yapacaksınız. Doğru yapacaksınız. Buradan gideceğiz. Bir başka şey, iktidar vurgusu yapmaktan hiç çekinmeyin. Her cümlenizin sonuna sorunu aktardıktan sonra var sorun, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Biz bu sorunu çözeceğiz. Milletin desteğiyle, halkın desteğiyle biz bu sorunu çözeceğiz. Türkiye sorunlarla boğuşan bir ülke değil, başarılarıyla övünen bir ülke olacaktır. Böyle diyeceksiniz. Bugüne kadar Türkiye sorunlarıyla boğuşan bir ülke halindedir. Biz sorunları çözeceğiz, başarılarımızla övüneceğiz. Nerede? Bütün dünyada. Bölgenin en güçlü ülkesi olacağız biz. Evet, bölgenin en güçlü ülkesi olacağız. Bunu hepimiz, bunu inanarak söyleyeceğiz. Kararlılıkla söyleyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bu salgının yarattığı atmosfer nedeniyle bir araya gelemedik bir salonda veya bir başka ortamda. Teknolojinin bize sağladığı bu imkanla bir araya geldik. Şimdi ben sizleri dinleyeceğim.